O dönemlerde benim ustam vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ee, ben de dedim ki... ...benim artık ustam ölmüşse... ...bu işi benim yapmam lazım diye düşündüm. İsmim Selim Yeşilkaya. Adıyaman Gerger doğumluyum. Ee, biz... ...köyde büyüdük. Hemen Nemrut'un dibinde olan bir köyde, dağlık bir köyde. Çocukluk dönemlerimiz biraz zor geçti. Bizim orada çok ciddi manada bir kar yağardı. Dört ay boyunca karlar yerde kalırdı ve eğitim hayatımıza devam edemezdik. Bir de rahmetlik annem, ben doğar doğmaz vefat ediyor. Yetim büyüdük. Babaannemiz bizi büyüttü sağ olsunlar. Ondan sonra da işte ilkokulla ortaokul bittikten sonra Adıyaman'da liseye verdiler. Orada işte benim serüvenim aslında orada başladı. İkinci sınıfta bizim hemen okulun karşısında bir tane çiğ köfteci vardı. Küçücük böyle belki 5 metrekare belki 6 metrekare. Küçük sayı bir tezgah vardı. Güzel bir amcamız vardı. Onunla bir haşır neşirliğimiz vardı öğlen araları mesela selamlaşırdık ben yardım ederdim. Orada öğrenciler kuyruğa girerdi. Ben onlara dürümlerini verirdim. Sonra bir gün bana dedi ki gel dedi yanımda çalış dedi yaz tatillerinde. Yaz tatillerinde yanına başlarken bana çiğ köfte yoğurmayı işte nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir öğretti. Sonra bana dükkanı bırakmaya başladı. Kendileri işte e eşiyle birlikte işte Adıyaman'ın bir şey var, dağ var, küçük böyle, Karadağ diye. Orada pikniğe giderlerdi, hafta sonları ben idare ederdim falan. Orada hem esnaflığı öğrendim, hem satışı öğrendim, hem para değerlerini öğrendim. Hem de özgüven, yani bir dükkanı nasıl yöneteceğimin özgüveni aslında bana geldi. Öyle başladık. Sonra bittik, okul bittikten sonra İstanbul'a geldim. 2012 yılında İstanbul'a geldim. O dönemlerde beni Musam vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ee, ben de dedim ki benim artık ustam ölmüşse bu işi benim yapmam lazım diye düşündüm. Artık ondan sonra bu bayrağı benim sallamam lazım. İstanbul'da dükkan aramaya başladım. Bir dükkan açtım. Çiğ köfte dükkanı açtık ve bunu el yapması organik dediğimiz doğal malzemelerle aynı ustamızın usulüyle yapmaya başladım. Ama ben bunu modern bir şekilde sunumu yapmaya başladım. Aslında dürüm ve sıkım değil. Sushi'dir, hıtaptır, Sarmadır, Chitos Roll'dur, Roll, normal California Roll'dur. Tarzı tarzı böyle binlerce çeşit yapmaya başladık ve bu bazı programlara girdik, bazı yerlere girdik, işte tanınan kişiler olmaya başladık. Bu da bizim için çok çok iyi oldu ve çiğ köfteye yeni bir değer kattık, yeni bir nesil çiğ köfte aslında oluşturmaya başladık. Harfane sıra gecesidir harfane. Orada şarkı söyleyen, işte eğlenen, bugün bir harfane yapalım. Hadi gel, eski Nazaren, gelin oturalım bir harfane gecesi yapalım, Türkü söyleyelim, şarkı söyleyelim, eğlenelim, çiğ köfte yoralım. Tarzı olan bir sıra gecesi aslında. Biz bunu İstanbul'da yapmaya başladık. dedim ki bu Adıyaman'da var. Kendimiz bunu yapardık ve mutlu olurduk. Babamız, eşimiz, dostumuz, arkadaşımız da yapardık. Mutlu olurduk. Biz küçüktük o zaman. Dedim ki neden bu İstanbul olmasın? Neden bu kültürümüzü insanlarla buluşturmayalım? Bu kadar zengin bir kültürümüz var. Bunu bütün dünya aslında duysun. Bütün insanlar, İstanbul vesaire gittiğimiz her yerde yapalım dedik. Ve biz bunu İstanbul'a başlattık gittiğimiz her yerde sıra gecesi, harfane, artık ismini siz ne koyarsanız eğlence. Ne herkes bir şey söylüyor. Diyor ki bugün bir eğlence var. Ne çiğ köfte mesela. Bugün ne var? İşte üniversitelerde işte sıra gecesi var. Diğeri diyor ki bilen abi bugün bizim harfhane günü var. Kesinlikle katılın. Kim geliyor? Selim Bey geliyor. Hadi çiğ köfte yiyoruz. Gittiğimiz yerde ilk önce aslında insanlar bizi tanımıyor. Herkes tuhaf bak. Aa çiğ köfteci geldi. Yoğurduğumuz zaman insanlar bir ısınmaya başlıyor. Çünkü yaptığınız emeği görüyor. Yedikten sonra derler ya, mideden geçer kalbin yolu. Sözün, kelamın bir tesiri aslında vardır ama bizim için bizimki yoktur. Biz bilmeyiz öyle konuşmayız. Gazeteci değiliz, şair değiliz. Bizimki elimizle yaptığımız sanat. Sanatla mideye dokunuyoruz, sonra kalbe dokunuyoruz. Herkes yedikten sonra çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Ve herkes tebrik etmeye, alkışlamaya, ve herkes diyor ki çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Biz çok iyi eğlendik. Keşke her zaman olsa. Biz bu hep bunları duya duya biz bunları daha da çok yapmaya başladık. Harfhane gecelerimiz iç, içeriği ve olan mutluluğu aslında onun da içeriğini anlatmak lazım. Mesela çay kesinlikle olmaz lazım. Küçük az bir çorba olması lazım mide rahatlatması için. İşte yanında kahve eskiden aslında mırra verirdik. Şimdi kahve de oluyor. Türk kahvesi falan oluyor. Ve sazlı sözlü mesela muhabbet oluyor. işte davulu çalıyor. Oradaki insanlar mutlu olmaya başlıyor. Aslında bazen mezeler yapma mezeler yapmaya başlıyoruz. Bu küçük küçük mezelerin yanında insanlar daha böyle farklı bir aroma hissediyor. Ee, biz çıkıyorsa yoğururken insanlar yoğurmaya çalışıyor. Onlar da geliyor eldivenlerini takıyor. Onlar da yoğuruyor. Halay çekiyorlar. İşte daha mutlu oluyorlar. Yeni geliyor. Horun tepiyorlar. İşte mesela Karadenizlere gittiğimiz zaman horun tepiyorlar. İşte orada farklı farklı kemençe çalıyorlar. Onlarla da yaptık. Onlar da çok müzik Hatta keman bir kemancı grubu vardı. Gittik mesela romantik keman çaldılar ve öyle bir sıra gecesi yaptık. O da müthiş olmuştu. Herkes çok beğenmişti. Öyle sıra gecelerimiz oluyor. Hatta gittiğim en son sıra gecesi repli sıra gecesi. Adamlar rap söylüyordu. Repli bir sıra gecesi yaptık. Harfane gecesi yaptık. Olur mu? Niye olmasa adam Ha türkü söylemiş, dertli bir türkü. Repli söy. O da o da bir popüler güzel bir şey. Adamlar öyle mutlu olur. Böyle değişik harfane ve sıra gecelerimiz oluyor. Yani bütün dünya, hani dedim ya en başta, bütün dünya aslında biz bunu ayak uydurmaya, bütün dünya aslında bunu tanıtmaya hem kendi kültürümüzü hem de onları değiştirmeyerek onların da istediği tarza yapmaya çalışıyoruz. Çiğ ile ilgili tartışmalar var. Oranın, buranın diyorlar? Biz aslında oranın, buranın bakmıyoruz. Birincisi kim yapmış? En iyisini kim yapmış? ilk kim yapmış? En iyi kim yapmış? Biz ona bakıyoruz. En iyi kim yapıyor? Biz ilk önce ona bakıyoruz. Malzemelerimizi nerede alıyoruz? En iyi kim yapıyor? Abi ISO Urfa'dan en iyi mi çıkıyor? Urfa'dan alıyoruz. Salça en iyi nereden çıkıyor? Şey mi yapıyor? Hatay mı yapıyor? Hatay'dan alıyoruz. Maraş'tan ne çıkıyor? Abi orada da bir iso çıkıyor, oradan da. Adıyaman'da da iso çıkıyor, oradan da alıyoruz. Burgur nerede en iyi çıkıyor? Abi hem Adıyaman'da çıkıyor, hem Urfa'dan çıkıyor, hem Antep'te. Fabrika nerede? Antep'te. En iyi orada ürünü buluyoruz, orada hemen çektirip oradan alıyoruz. Baharat nerede? Adıyaman, oradan alıyoruz. Zeytinyağı nerede? Ege'de, işte Balıkesir'de, oradan alıyoruz. Aslında biz her şeyin en iyisini bulup onları bizim Türkiye'nin en güzel coğrafyalarına ne iyi yetişiyorsa onları buluşturup yapıyoruz. Dersin ki Urfa'nın mı, Adıyaman'ın mı? Kardeşim kim iyisini yapıyorsa, kim bayrağı salıyorsa bence onundur diye düşünüyorum. Doğrusu da bence budur.